Bu videoda hücre bağlantıları hakkında konuşacağız. Hücre bağlantıları isminden de anlaşılacağı üzere hücreleri birbirine bağlayan şeylerdir. Aslına bakarsanız daha havalı bir ismi de var. Bunlara interselüler köprü de diyebiliriz. Ama ben ilk söylediğim ismi daha anlaşılır buluyorum açıkçası. Hücre bağlantıları en sık olarak da epitel dokuda görülür. Bugün size üç temel hücre bağlantısından bahsetmek istiyorum. Bunları sıkı bağlantılar, desmozom ve iletişim bağlantıları olarak sıralayabiliriz. Sıkı bağlantılarla başlayacağım. Mesela iki tane hücremiz var diyelim. Sıkı bağlantılar işte bu hücreleri birleştiren bağlantılar. Bu bağlantı güçlü, sızdırmaz bir özelliğe sahip. Bu yüzden sıkı bağlantıları yapıştırıcı ile özdeşleştirebilirsiniz. Hatta ben bu bağlantıları bir yapıştırıcı çeşidi olan su geçirmez yapıştırıcıya benzetiyorum. Aslında su geçirmez dememin sebebi bu bağlantının hücreler arası herhangi bir sıvı, su ya da iyon geçişine izin vermemesidir. Evet, bu bağlantının hücre duvarları arasındaki su ya da iyon geçişlerine izin vermediğini bir kere daha hatırlattıktan sonra vücutta nerede bulunduğuna geçelim. Mesane, bağırsaklar ya da böbrekler. Kısacası bu bağ, suyun başka yerlere geçmemesi gerektiği organlarda bulunuyor diyebiliriz. Örneğin, mesanemiz vücudumuzun ürettiği atıklardan biri olan idrarın biriktiği yerdir. Ve eğer mesane su geçirmez olmasaydı, idrar vücudumuzun diğer bölümlerine kolayca geçiş yapabilir ve tabi bu da kötü sonuçlara yol açabilirdi. İkinci hücre bağlantısının adı desmozom. Buna tutucu bağlantı dendiğini de duymuş olabilirsiniz. Yine iki tane hücre çiziyorum. Aralarındaki boşluğu biraz abarttım ama desmozomlar bu hücreleri bir arada tutan bağlantılardır. Bağlantıların tutunma yeri hücre iskeletinin içidir. Boşluğu oldukça abartmışım. Yani hücreler arasında burada olduğundan e, daha az bir boşluk var e, aslında arkadaşlar. Desmozomlarda sıkı bağlantıların aksine iyon ve su hücrelerin arasından geçebilir. Yani sodyum, potasyum gibi iyonlarla birlikte su ve diğer küçük moleküller de bu aralıktan geçebilirler. Ben desmozomları perçinlemeye benzetiyorum. İki hücreyi bir arada tutuyorlar ama yapıştırıcı kadar sağlam bir bağlantı sağlamıyorlar. Perçinler gibi parçaların yani hücrelerin bir arada kalmasını sağlıyorlar ama örneğin sıvılar aradaki boşluklardan geçebiliyor. Desmozomlar üzerinde çok fazla baskı olan dokularda görülür ve bahsi geçen baskıyı biraz olsun hafifletebilme özellikleri vardır. Bu bağlantılar deri ve bağırsaklarda bulunur. Şu anda bağırsaklarımızda sıkı bağlantıların ve desmozomların olduğunu söyleyebiliriz, değil mi? Bu bağlantılar aynı hücre tipleri arasında bile görülebildiğinden bağırsaklarımızda hem sıkı bağlantı hem de desmozom olması oldukça normaldir. Son olarak bir de iletişim bağlantılarından bahsedelim. Hücrelerimizi bir kere daha çizelim. Şimdi çizdiğim şekilde iletişim bağlantılarının boyutunu da biraz abartıyorum ama İletişim bağlantıları hücreler arasındaki tünellere benzer. Bunlar da su ve iyonların bu tünelden geçişini sağlar. Neden tünele benzediğini şimdi daha iyi anlıyorsunuz, öyle değil mi? Bu bağlantılar genelde işlem potansiyeli ya da elektriksel bağlaşımı olan hücre veya dokular arasında bulunur. Örneğin kalp kası. İletişim bağlantıları kalp kasının iyonları kullanarak işlem potansiyelini dağıtmasını yani kalbimizin çarpmaya devam etmesini sağlıyor. Aslına bakarsanız bu bağlantılara nöronlar arasında da rastlayabiliriz. Şöyle özetlemem gerekirse, üç temel hücre bağlantısından bahsettik. İlki, hücrelerin arasından su ya da iyon geçişine izin vermeyen ve su geçirmez yapıştırıcıya benzettiğimiz sıkı bağlantılardı. Daha sonra, Basık gören bölgelerde daha sık karşımıza çıkan ve hücreler arası su ve iyon geçişine izin veren desmozomları perçinlere benzettik. Son olarak bir de iletişim bağlantıları vardı. Bunlar da özellikle elektrik sinyalini dağıtması gereken iki hücreyi birbirine bağlayan tünellere benziyorlardı.